Evet arkadaşlarım, Batı cephesini anlatmaya devam ediyoruz. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir Savaşları'nı anlattık. Şimdi Sakarya Savaşı ile devam edelim. Ki Sakarya Savaşı'ndaki komuta kademesini bilelim. Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak ve Batı cephesi komutanı kimdi arkadaşlar? İsmet İnönü'ydü. Tabii Yunan ne yapacaktır? Türk ordusuna kesin darbeyi indirmek için yeniden saldıracak. Mustafa Kemal cepheye girecek ve Türk ordusuna Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanımızla sulanmadıkça terk edilemez emrini verir. Ve 22 gün süren savaşı biz kazanırız arkadaşlar. Unutmayın, 1683 2. Viyana bozgunundan beri devam eden geri çekiliş Sakarya Savaşı ile beraber ne yapacaktı? Duracaktı. Son savunma savaşımızdır. Artık saldırıya geçeceğiz. Yunan işgal ettiği yerlerinde tutunma çabası içerisine girecektir. Arkadaşlarım, bu savaşa Mustafa Kemal Nutuk'ta Malhemeyi Kübra Savaşı adını vermiştir. Büyük Kan Gölü anlamına gelen. Ki biz biliyorsunuz bu savaşa subaylar veya zabitler savaşı da ne yapıyoruz? Diyoruz arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nda öne çıkan yer Doğatepe'dir. Doğatepe kahramanı Kazım Özalp'tir, unutmayın. Atatürk döneminin en uzun süreli meclis başkanı Kazım Özalp'tir. Aynı zamanda Doğatepe kahramanıdır. Şimdi Sakarya Savaşı sonrasında ne oldu? Bir kere Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallik unvanı verildi, unutmayın. Meclis tarafından Sakarya Savaşı sonrasında. İşte Ukrayna ile dostluk anlaşması yapıldı. Bakın, Milli Mücadele döneminde Afganistan'la, Sovyet Rusya'yla ve Ukrayna ile dostluk anlaşması yapıyoruz. İngiltere ikinci kez ateşkes teklifinde bulundu Sakarya Savaşı'ndan sonra. Hatta Malta sürgünlerini serbest bıraktı. Ama biz bu sevri yumuşatılmış hali olduğu için ateşkes teklifini ne yaptık? Reddettik. İşte Fransa ile Ankara Anlaşması yapılacak. Kafkas devletleriyle de Kars Anlaşması yapılacak. Şimdi bunlarla ilgili birkaç şey söylememiz lazım. En başta Fransa ile Ankara Anlaşması. Sakarya Savaşı sonrasında imzalanmıştır arkadaşlar. Ki Ankara Anlaşması önemli. Bakın, Güney Cephesi'nin kapanmasına neden olan anlaşmadır Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması'yla Suriye sınırı çizilmiştir, Hatay hariç. Hatay'da özel bir yönetim kurulmuştur ve Caber Kalesi Türk toprağı sayılmıştır. O halde Ankara Anlaşması'yla biz ne yapamadık? Hatay'ı alamadığımız için Misak-ı Milli'ye aykırı ikinci anlaşma diyoruz arkadaşlar. Unutma, Ankara Anlaşması'ndan sonra Fransa Anadolu'yu terk etmiştir. Ankara Anlaşması'ndan sonra İngiltere Anadolu'da yalnız kalmıştır arkadaşlar. Ne yapmıyorsunuz? Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kars Anlaşması var. Sakarya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin gözetiminde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile yapılmıştır arkadaşlar bu anlaşma. Ve doğu sınırlarımız çizilmiştir arkadaşlarım. Ki bu anlaşma ile imzalayan kişi de kimdi? Bizim Kazım Karabekir Paşa'ydı. Tabii Sakarya Savaşı'nı kazandık. Biz Yunan'ı takip edecek gücümüz yoktu. Bir yıl bir hazırlık dönemi var arkadaşlar, büyük taarruz öncesinde. İşte ne yapıldı? Tekalifi Milli Emirleri yeniden yayınlandı. Doğu ve güneydeki askerler Batı cephesine kaydırıldı. Askere taarruz eğitimi verildi. Ve Mustafa Kemal'e 3 aylık verilen başkomutanlık yetkisi süresiz olarak Sakarya Savaşı'ndan sonra uzatıldı arkadaşlar, unutmayın. Mustafa Kemal 26 Ağustos'ta cepheye gider ve taarruz emrini verir. 27 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanılır. 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanılır. Bakın, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi arkadaşlarım büyük taarruzun içerisindedir. Ve 1 Eylül'de Mustafa Kemal Kocatepe'den ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrini verir ve taarruz başlar. Ve 9 Eylül'de Yunan İzmir'de denize dökülür arkadaşlar. Unutmayın, büyük taarruz Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler dönemini bitiren savaştır. Anadolu'da Yunan işgaline son veren savaştır. Onun için büyük taarruzda ne diyoruz biz arkadaşlar? Yurt kurtaran savaş diyoruz.
İngiltere üçüncü kez ateşkes teklifinde bulunacak ve Fevzi Çakmak unutmayın Maraşan rütbesine ne yapacaktır? Terfi ettirilecektir Büyük Taarruz'dan sonra. Tabii 9 Eylül'de biz Yunan'ı denize dökünce bu sefer Türk ordusu boğazlara doğru yönelecektir. Ki bu sefer İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelir, İngiltere ateşkes teklifinde bulunur. Ve bu sefer Mudanya ateşkes görüşmeleri başlar arkadaşlar. Şimdi Mudanya ateşkes görüşmelerine 4 devlet katılmıştır. İngiltere, Fransa, İtalya ve Türk Devleti. Yani TBMM. Yunanistan Mudanya konferansında yok, unutmuyorsunuz. Mudanya konferansında Türkiye'yi 3 kişi temsil eder. Batı cephesi komutanı İsmet İnönü, Asım Gündüz, Tevfik Büyüklüoğlu. TBMM delegasyonu bunlardır. Batı cephesi komutanı görevindeyken İsmet İnönü, Asım Gündüz, Tevfik Büyüklüoğlu. Ve arkadaşlarım Mudanya ateşkes anlaşması imzalanır. Dikkat etmeniz gereken bir anlaşmadır. 3-4 maddeyi söyleyeceğim. İşte Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş durumu sona erecektir. Yunanistan Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde itinaf devletlerine, itinaf devletleri de 30 gün içerisinde TBMM'ye bırakacaktır. Tabi böyle yapılıyor ki Türk ve Yunan askerleri tekrar karşılaşı gelmesin savaş yaparlar. Unutmayın arkadaşlar, Doğu Trakya'yı TBMM adına itiraflardan teslim alan kişi Trakya Yüksek Komiseri Refet Bey'dir. İstanbul ve Boğazlar'ın yönetimi TBMM'ye bırakılmıştır. Ve kalıcı barış şartı imzalanıncaya kadar ne olacaktır? Taraflar olduğu yerde kalacaktır. Arkadaşlarım, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemiyle ilgili birkaç şey söyleyelim. Bir kere, Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler dönemini bitiren anlaşmadır Mudanya Ateşkes Anlaşması. Mondros Ateşkesi'ni geçersiz kılan anlaşmadır Mudanya Ateşkes Anlaşması. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile beraber İstanbul'u, Boğazları ve Doğu Trakya'yı biz savaşmadan aldık, unutmayın. Ve Osmanlı hukuken bitti Mudanya Ateşkes Anlaşması ile beraber. Ki fiilen Mondros'ta sona erdiğini ne yapmıştık, söylemiştik. Ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngiltere'de hükümet değişikliğinin yaşandığında biliyorsunuz. Ve konferans sonrasında İsmet İnönü, Yusuf Kemal Tengrişek'in yerine Dışişleri Bakanlığı görevine getirilecek ve Lozan'a gönderilecekti. Tabi Mudanya bir ateşkes anlaşması, kalıcı barış şartlarını nerede yapalım dediklerinde İngiltere tarafsız bölge olan İsviçre'nin Lozan kentini önerir. Mustafa Kemal'in önerdiği yerde İzmir'dir. Konferansı İzmir'de toplayalım der. Yunan zulmünü hepiniz görün der. Ama İngiliz'in dediği olur. Tabi İngiltere Lozan konferansında ikilik yaratmak istiyor. Bundan dolayı İstanbul hükümetini de çağırır. Tevfik Paşa'yı da oraya davet eder. Tabi TBMM bu ikiliği önlemek için 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırır. Arkadaşlarım, inkılaplarda saltanatın kaldırılması nedenlerini söyleyeceğiz. Şimdi burada sadece şunu söyleyelim. Lozan'daki ikiliğin önüne geçmek için saltanat kaldırılmıştır 1 Kasım 1922'de. Tabii henüz daha halk hazır olmadığı için hilafete ne yapılmadı? Dokunulmadı. Abdülmecit Efendi Osmanlı Hanedanı'nda halife seçildi. Meclisin seçtiği halifedir, son halifedir Abdülmecit Efendi, biliyorsunuz. Saltanat kaldırılınca bir kere Lozan'daki ikilinin önüne geçildi. Bir de Osmanlı resmen saltanatın kaldırılmasıyla bitti arkadaşlar. Tevfik Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve son padişah Vahidettin İngiliz gemisi Malaya ile ne yapacaktır arkadaşlar? Yurt dışına çıkacaktır 17 Kasım'da. Şimdi Lozan'a giden heyeti görüyorsunuz. Yaklaşık bir 35 kişidir. Ki 3 kişi, daha doğrusu 5 kişi söyleyelim. Dışişleri Bakanı İsmet İnönü Lozan'a giden delegasyonda. Sinop Milletvekili Rıza Nur, Trabzon Milletvekili Hasan Saka delegasyonun başları. Lozan'a askeri konularda bilir kişi olarak giden Tevfik Büyüklüoğlu'dur. Lozan'a ekonomik konularında bilir kişi olarak giden kişi de Celal Bayar'dır. Unutmuyorsunuz arkadaşlar bu isimleri. Şimdi Lozan'da arkadaşlarım Boğazlar'la ilgili katılan devletler Sovyetler ve Bulgaristan'dır. Güzel soru olur. Ve Lozan'a gözlemci olarak katılan devlet Amerika'dır arkadaşlar. Bunu da ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Tabi Lozan'da taviz verilmeyecek iki konu. Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdudur.
Kasım'ın sonunda Lozan görüşmeleri başlar. İşte Musul, borçlar, kapitülasyon, Trakya, savaş tazminatı her şey masaya gelir. Ve bunların hiçbirinde bir çözüm olmaz. Lozan'ın birinci bölümü başarısızlıktır. Türkiye'ye geri döner. 4 Şubat 1923'te Ankara'dadır. 29 Şubat'ta Mustafa Kemal ilgili devletlere bir nota verir ve konferansın yeniden toplanması talebinde bulunur. 23 Nisan'da konferans toplanır ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanır. Şimdi Lozan Anlaşması öncesinde bazı sözler var. Bunlara dikkat edin. Bir kere İsmet İnönü Lozan Konferansı'nda açılış konuşmalarında şöyle bir cümle kuruyor. Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyor İsmet İnönü. Bir de İsmet İnönü biliyorsunuz Londra'da bir sözü daha vardır. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a unutma diyor. Biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik. Yine bu Lozan Anlaşması ile ilgili Mustafa Kemal'in bir sözü var. Diyor ki bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır. Daha önce bunu sordular yanılmıyorsam. Tırnak kapattılar. Mustafa Kemal hangi anlaşmadan bahsediyordu? Ve yine Mustafa Kemal diyor ki heyetimiz kendisine verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. Milletimizin ve meclisimizin şerefini korumuştur. O halde niye sormasınlar? Milletin ve meclisin şerefini koruyan heyet aşağıdakilerden hangisidir? Emin olun A şıkkına temsil heyetini koyar. Unutma milletin ve meclisin şerefini koruyan heyet Lozan heyetidir. Şimdi arkadaşlarım Lozan 143 maddedir onu söyleyelim. Lozan'da biz 8 başlığı söyleyeceğim. Müfredata göre bize sorulabilir. Bir kere sınırlar. Türk-Yunan sınırı. Meriç Nehri kabul edilmiştir. Türk-Yunan sınırı. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adası. Yani İmroz, Taşoz ve Tavşan Adası Türkiye'ye verilmiştir. Ege Adaları da Yunan'a verilmiş ama Yunan buraları silahlandırmayacaktır. Suriye sınırı Ankara Anlaşması'na göre çizilmiştir. Yani Hatay'da özel yönetim kurulmuştur. Caber Kalesi Türk toprağı sayılmıştır arkadaşlar. O halde biz Lozan'da da Hatay'ı alamadığımız için Lozan'da Misak-ı Milli Aykırı 3. Anlaşma diyelim. Irak sınırı çizilememiştir. Unutmayın Musul meselesinden dolayı Türk-Irak sınırının çizilmesi ikili görüşmelere bırakılmıştır. Unutmayın. Boğazlar bu da önemli. İşte ne deniyor? Başkanı Türk olan. Uluslararası bir komisyon tarafından boğazlar yönetilecektir ve Türkiye boğazların her iki tarafında asker ve silah bulundurmayacaktır. Bakın bu da bizim egemenlik haklarımızı zedeler. Unutma boğazlar sadece iki anlaşmada yönetimi komisyona bırakılmıştır. Sevr Anlaşması ve Lozan Anlaşması. Kapitülasyonlar tabiz yok kaldırılmıştır arkadaşlarım. Borçlar. Aynı Misak-ı Milli kararlarındaki gibi. Misak-ı Milli sınırları içerisindeki borçları kabul ettik ve bunları taksitli bir şekilde ödeyecektik. Dış politikada anlatacağız yine. Azınlıklar ki bu da bizim istediğimiz gibi oldu. Bütün azınlıkları Türk vatandaşı yaptık ve Batılıların iç işlerimize karışmasının önüne geçtik. Nüfus mübadelesi var ki Batı Trakya'daki Türkler ile İstanbul'daki Rumlar hariç karşılıklı Türk ve Rum nüfusu mübadeleye tabi tutulacaktı. Patrikhane konusu var İstanbul'daki. Mustafa Kemal istemiyor ama İngiltere bastırıyor ve patrikhane İstanbul'da kalıyor. Eyüp Kaymakamlığı'na bağlanıyor ve ekümenik sıfatının kullanılması önüne geçiliyor. Bir de savaş tazminatını söyleyelim arkadaşlarım. Ki savaş tazminatı Yunanistan'dan Meriç Nehri'nin ötesinde bulunan Karaağaç kasabasını ne yaptık? Tazminat olarak aldık. Bakın şuraya dikkat ediyorsunuz. Lozan'da lehimize çözülen, aleyhimize çözülen ve çözülemeyen konular. Kapitülasyonlar, azınlık, yabancı okullar, Osmanlı borçları, Ermeni yurdu, savaş tazminatı. Bunlar bizim ne oldu? Lehimize çözüldü arkadaşlarım. Aleyhimize adalar, boğazlar, patrikhane, Suriye maalesef aleyhimize çözüldü. Ve Lozan'da çözülemeyen
tek konu Musul konusudur. Çizilemeyen tek sınır Irak sınırı da unutmayın. Bu arada şunu söyleyeyim. Lozan 143 maddedir. Bütün maddeleri açıktır. Lozan'da gizli madde yoktur ve Lozan 2023'te bitecek de yalandır. Lozan'da süre yoktur arkadaşlar. Lozan 2023'te de biter, 3023'te de biter, yarın da biter. Bu tamamen anlaşma devletleriyle alakalıdır. Unutmuyorsunuz bundan.